dersimizde gelir vergisiyle ilgili beyanname türlerinden bahsedeceğiz. Bir kişi birbirinden farklı gelirler elde etmişti. Ticari, zirai, serbest meslek kazancı gibi. Şimdi elde ettiği bu gelir unsurlarını devlete bildirmesi gerekiyor. Yani beyan etmesi gerekiyor. Bununla ilgili 3 tane beyanname türü var. Yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve münferit beyanname olarak. Yıllık beyanname, takvim yılında çeşitli kaynaklardan elde edilen kazanç ve evlatların toplanarak vergi dairesine bildirilmesidir. Bir kişi birden çok gelir unsurundan gelir elde etmiş olabilir. Bu gelirlerinin toplamını yıllık beyanname ile vergi dairesine bildirecektir. Muhtasar beyanname, işveren ve vergi kesenlerce kesilen vergilerin matrahı ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesidir. Yani kaynakta kesintilerin bildirildiği beyannameye muhtasar beyanname denir. Münferit beyanname ise dar mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirmedikleri veya kesinti yoluyla vermedikleri diğer kazançları için verilen beyannameye münferit beyanname denir. Yani dar mükelleflerin verdiği beyannamedir diyebiliriz. Şimdi bu beyannameler nereye verilir, ne zaman verilir ve vergi ne zaman ödenir arkadaşlar? Bunları inceleyeceğiz. Yıllık beyannamenin verildiği vergi dairesi, mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesidir. Tam mükellefler için ikametgahın bulunduğu yer vergi dairesidir. Ancak kişinin iş yeri ile ikametgahı ayrı yerlerde ise Maliye Bakanlığı'nın uygun bulması üzerine kişi iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine beyannamesini verebilir arkadaşlar. Peki bu yıllık beyanname ne zaman verilecek ve vergi ne zaman ödenecek? Basit usule tabi olanlar kimdi bunlar? Küçük esnaflar. Basit usule tabi olanlar Şubat ayının 25. günü akşamına kadar yıllık beyannamelerini verecekler. Verginin ilk taksitini Şubat, ikinci taksitini Haziran'da ödeyecekler. Gerçek usule tabi olanlar Mart ayının 25. günü akşamına kadar beyannamelerini verecekler. İlk taksiti Mart, ikinci taksiti Temmuz ayında ödeyecekler. Ölüm halinde ölümü takip eden 4 ay içinde ölen kişinin elde ettiği gelirle ilgili ve beyannameyi mirasçıları verecek ve aynı süre içerisinde vergilerini ödeyeceklerdir. Kişinin ülkeyi terk etmesi halinde terkten önceki 15 gün içinde hem beyannamelerini verecekler hem de vergilerini ödemeleri gerekecektir. Muhtasar beyannamede ise ne demiştik? Kaynakta kesintilerin bildirildiği beyannamedir. Kesintiyi yapanlar bu kesintiyi ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edecekler. 26. günü akşamına kadar vergi ödeyecekler. Örneğin patron benim maaşımdan Ocak ayında kesintiyi yaptı. Benim vergimi Ocak ayında kesti. 23 Şubat'ta beyanname verecek. 26 Şubat'ta da vergiyi ödeyecektir arkadaşlar. Ancak kanun diyor ki yanında çalıştırdıkları işçi sayısı 10 ve daha az olanlar 3 ayda bir muhtasar beyanname verebilirler. Yani Ocak, Şubat, Mart ayındaki kesintileri Nisan'da beyan ederler. Nisan, Mayıs, Haziran'ı Temmuz'da beyan ederler şeklinde 3 ayda bir yapılan kesintiyi ertesi ayın 23'ünde beyan edip 26'sında öderler. Münferit beyannameyi dar mükellefler veriyor demiştik. Dar mükellefler kazancın elde edilmesinden itibaren kazanç ve yazın elde edilmesine iktisap tarihi denir. Bir kazancı elde etti dar mükellef 15 gün içinde hem beyannamesini verecekler hem de vergilerini ödeyecekler arkadaşlar. Gelelim gelir vergisine ilişkin diğer bilgilere. Gelir vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılıdır. 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta biter demiştik. Bir takvim yılında elde edilen gelir ertesi takvim yılında tarih edilip ödenmekte olduğundan vergilendirme dönemini geçmiş takvim yılı olarak kabul edebiliriz.
Verginin tarhı ne demekti arkadaşlar? Verginin vergi dairesi tarafından hesaplanması işlemine verginin tarhı diyorduk. Eğer mükellef beyannamesini posta ile göndermişse, ben beyannamemi vergi dairesine posta ile gönderirsem, vergi dairesince alındığı günden itibaren 7 gün içinde vergiyi vergi dairesi hesaplamalıdır. Bu bir tek gelir vergisi kanunu için böyledir. Kurumlar vergisi kanununda, katma değer vergisi kanununda bu süre 3 gündür. Yani bir tek gelir vergisinde ben posta ile beyannameyi gönderdiğimde vergi dairesi bunu aldıktan sonra 7 gün içinde tarih ediyor. Kurumlar vergisi, KDV gibi diğer vergilerde bu süre 3 gündür. Vergi tarifesine baktığımızda, gelir vergisiyle ilgili vergi tarifesine baktığımızda artan oranlıdır. Kişinin geliri arttıkça ödediği vergi oranı artmaktadır. Türkiye'de uygulanan tarifede en düşük oran %15, en yüksek oran ise %35 olarak belirlenmiştir. Yani vergi oranları arasındaki farka yükseklik farkı demiştik arkadaşlar. En düşük vergi %15, en yüksek oran %35 ise demek ki Türkiye'de yükseklik farkı %20 olarak belirlenmiştir. Yükseklik farkı deniyordu oranlar arasındaki farka. Beyannamemizde vermekle birlikte arkadaşlar gelir vergisi kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Görüşmek üzere.